Irak-Suriye tezkeresi mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Tezkereyle Türk askerinin Irak ve Suriye topraklarında görev yapma süresi 2 yıl daha uzatıldı. Bunun da adını koymuş olalım. Tezkerenin süresi 2 yıl daha uzatıldı. Kimler evet dedi, kimler hayır dedi? Saliha Çolak. Harekat ve operasyon düzenleyebilecek 30 Ekim'den itibaren 2 yıl daha. Evet, tezkere görüşmeleri aslında bir anlamda CHP'nin tezkereye neden hayır oyu kullanacağı yönündeki tartışmalar üzerine zaman zaman tansiyona sahne oldu. Tansiyonun yüksek olduğu bir oturumdu diyebiliriz. Öncelikle tabii sonuç yansıtılıyor ama biz de tekrar edelim. 357 kabul oyu, 164 red oyu kullanıldı tezkere üzerinde ve geçmiş oldu. Genel kuruldan Irak ve Suriye'ye 2 yıl süreyle daha terörle mücadele kapsamında Türk askeri gidebilecek. CHP bu noktada itirazı yabancı askerlerin de bu kapsamda Türkiye'de bulundurulacağı yönündeki ifadeye itiraz ettiler ve bu nedenle hayır oyu kullanacaklarını açıkladılar. O yönde de oy kullandılar. Ancak oturum sırasında tabii bu görüşleri daha önce genel başkan ifade etmişti, parti sözcüsü ifade etmişti. Bu kez kürsüye Namık'tan geldi. Aynı şeyleri söyledi. Bunu vatana ihanet olarak nitelendirdiler yeniden. Buna itirazlar vardı. Bu görüşe itirazlar vardı. Sadece iktidar partisinden değil, sadece AK Parti ve MHP'den değil, İyi Parti'den de itiraz geldi. Özellikle Musavat Dervişoğlu, İYİ Parti Grup Başkan Vekili, aynı metne yabancı asker bulundurma ifadesi de bulunan metne daha önce CHP'nin evet dediğini, bugün hayır demesinin bir çelişki olduğunu söyledi ve bunun terörle mücadeleye zarar vereceğini ifade etti. O sözlere tabii CHP'den yanıt geldi. CHP'den Grup Başkan Vekili Burcu Köksal, hangi kapsamda hangi asker gelecek bunu bilmiyoruz, ÖSO mu gelecek gibi sorular yöneltti ve bu çerçevede biz Türk askerinin yanındayız terörle mücadelede, yeter ki bu askerlerin kapsamı kimler olduğu açıklansın. Bu yönde bir konuşma yaptı. Tabii bu teze Milli Savunma Komisyonu Başkanı, eski Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da itiraz vardı. Özellikle bu noktada Birleşmiş Milletler'in aldığı karar ve bir koalisyon çerçevesinde İskenderun Limanı'ndan İncirlik Üssü'ne insani çerçevede kullanımlar olduğunu söyledi, ancak 2019 yılından bu yana bir kullanım söz konusu değil dedi. Ne gelen var ne giden, bunu neden bu şekilde gündeme getiriyorsunuz diye eleştirilerini söyledi. Ancak o kürsüde konuşurken tabii HDP yeni adıyla ve CHP sıralarından tepki gelince o da karşılık verdi. Tabii tansiyon biraz yükseldi o dakikalarda. Hulusi Akar, burayı pazar yerine çevirdiniz, biraz dinleyin, bilgisizlikten kaynaklanıyor eğer art niyet yoksa bu konudaki itirazlarınız dedi. O da karşılık verdi, susun dinleyin ve öğrenin diye. Tabii o dakikalarda biraz tansiyonun yükseldiğini söyleyebiliriz genel kurulda. Bunun yanı sıra HDP ile AK Parti sıraları arasında da bir gerginlik vardı ki HDP'liler İsrail gibi terör devletine benzetince Türkiye Cumhuriyeti'ni, bu noktada itiraz geldi. Özlem Zengin, bunun söz konusu olamayacağını, böyle bir benzetmenin çok büyük haksızlık olduğunu söyledi ve yanıt verdi. Bu çerçevede de karşılıklı olarak zaman zaman seslerin yükseldiği dakikalar oldu. Tabii bu tartışmaların ardından da şöyle bir noktaya gelindi. Onu da ifade edelim. Gürsel Erol CHP'den kürsüye geldiğinde kişisel söz istedi. Kişi olarak kendisi kişisel sözler çerçevesinde kürsüye geldiğinde buradan yabancı askeri çıkarırsanız biz bu tezkereye evet deriz dedi. Tabii grup başkan vekili de onay verirse dedi ve bunun ardından da Burcu Köksal aynı ifadeyi yineledi. Eğer yabancı askerle ilgili ifadeyi buradan çıkarırsanız biz bu tezkereye evet oyu kullanırız, terörle mücadelede milletin yanındayız dedi. Burcu Köksal aynı zamanda İyi Partili Musavat Dervişoğlu'na da bir yanıt verdi. Zira Dervişoğlu burada muhalefete muhalefet anlamında bu sözleri söylemiyoruz dedi. CHP'yi eleştirdiği o sözlerine atıf yaparak devlete muhalefet edildiğinde biz ona muhalefet ederiz dedi. Bu noktada Burcu Köksal da biz burada terörle mücadeleye devlete muhalefet etmiyoruz. Türk askerinin terörle mücadelesinden yanayız. Ancak hangi askerin geldiğini bilmediğimiz için o noktada itirazımız var. Eğer tezkereden o ifade çıkarsa, yabancı asker çıkarsa biz destek veririz dedi. Ve evet, bu tartışmaların ardından da genel kuruldan tezkere geçmiş oldu. 2 yıl süreyle Irak ve Suriye'de Türk askeri görev yapmaya devam edecek.